Herkese merhabalar. Bugün de sizlere çakma Samsung S5 Mini su testi. Çok talep geldi bu çakma telefonlarla alakalı. Ben öncelikle bu çakma telefonu açtım, inceledim. 5 para etmez. Bunu özellikle söylüyorum size. Kılıfın içinden çıkıyor telefonu. Samsung S5 Mini. Şöyle atalım bunu. Şarj aleti. 5 liraya satılan şarj aletlerinden. Kulaklık zaten ses hiçbir şekilde gelmiyor. Koymuşlar. Ellerim pislendi yani. Düşün. Öyle geldi. Dokunmatiği gerçekten berbat. Tabi kılıfın içinden çıkması, şöyle baktığımızda telefonun çıkmıyor. Biraz daha şöyle. Bu Nokia BL4C. Nokia bataryası. Bunu da ekstradan söyleyelim. Gerçi içinde hattımız var. Onun aramasını yapacağız. Şöyle. Telefonu bir dökelim şöyle. Suyumuzu dökelim. Telefonunuzda herhangi bir sönme durumu söz konusu değil. Halen aktif bir şekilde çalışıyor. Hala telefonumuzda herhangi bir şey yok. Biliyorsunuz Samsung S5 ve S5 Mini modellerinde su ve suya ve toza dayanıklı. Şu an telefonumuz suyun içinde. Çakma Samsung S5 Mini. Bir arayalım bakalım. Telefon suyun altında çekecek mi? Bunu görelim. Şöyle suyu da şöyle elimizde şey yapalım. Şu an telefon çalıyor. Özel numaradan arıyoruz. Telefonumuz çalıyor ama gerçekten işin kötü kısmı çakma ucuz Çin malı ama telefon hala suyun içinde. Bakın gerçekten suyun içinde. Şu an bunu gördüm, ben adeta şaşırdım. Şu an böyle bir testi ben ilk defa yapıyorum. Şu an ne diyor? Cevapsız çağırdı. Tekrar kapatalım. Bir daha şöyle ekranı kapatalım. Suyun içinde dokunmatik çalışmıyor ama. Telefon gerçekten donmuş olabilir şu anda. Telefon gerçekten gitti. Ekran açık ama telefon şu an yavaş yavaş ekranda değişiklikler görüyoruz. Şu an tekrar arıyoruz. Herhangi bir belirti yok. Telefon ekranı bu şekilde böyle kaldı. Telefon bu şekilde kaldı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyor. Ekranda kararmaları görüyoruz. Ama ışık halen yanıyor. Şu an ne yapacağız diye düşünüyoruz ama telefonun ekranı böyle kaldı. Yaklaşık olarak bir 3 dakika değildi, 2,5 dakika durdu. Demek ki bu hoparlör tarafından buradan yavaş yavaş su alıyor. Batarya şarjın takıldığı yerden su aldı kulaklık girişi. Şu an telefonda herhangi bir şey görmüyoruz. Şöyle ekrana çalışmıyor. Dokunmatik gitti. Ama hala telefon kendinde. Tekrar atalım suyun içine. Demek suyun içinde farklı gözüküyor. Burada biraz kendine geliyor telefon. Demek ki biz bunu açıp bulgur ya da pirincin içine koysak telefon kendine gelecek. Telefonun bataryası çıkıyor ya. Şöyle yapalım. Kapağın çıkması da işkence. Bataryamız. Yani böyle bir durumla karşılaştığınızda, normal telefonlar için söylüyorum, böyle illa çakma telefonlar, çakma Çin malları için değil mi? Böyle bir durumda bataryayı farklı bir kavanoza, telefonu farklı bir kavanoza, pirince, bulgura yatırın. 2 gün boyunca öyle kalsın. Zaten takıp taktığınızda kullanıyorsunuz. Tamirciye götürsen, tamirci bunun içine atıyor. Saç kurutma makinesiyle güzelce bir kuruluyor. Veriyor, çalıştırıyor bu şekilde. Neyse biz bir daha deneyelim bir. Tekrardan bir deneyelim bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Herhangi bir telefonda belirti gelecek mi? Sim kart vardı, sim kartı özledim ya. Keşke sim kartı çıkarsaydım, tüh. O kadar da uğraştım o sim kartı takmak için. Telefonun ışıkları geldi. O kadar suyu yedi ama hala ışık geliyor.
Ekranımız şu anda açılma aşamasında. Ya telefon çalışırsa gerçekten şaşıracağım yani. Gerçekten şaşıracağım. Arkadaşlar telefon gerçekten çalışıyor. Düşük batarya diyor. Demek ki bataryanın beyni gitti. Ama gerçekten bu telefonu bataryası aslında full doluydu bunun. %100 fullemiştim. Neden böyle oldu ki? Demek ki suyu yiyince batarya da kendiliğinden geliyor. Biraz şöyle üstümüze sürüp şöyle bir kurulayalım bakalım bataryayı. Ya da şey yapsak bunun içini mi silsek acaba kurulasak? Tekrar deniyoruz. Bayağı bir ıslak oldu. Herhangi bir belirti yok. Herhangi bir şey göremiyorum. Yok, herhangi bir şey gelmiyor. Biz bunu şimdi şey yapacağız. Bunu bulgur kavanozun içine koyacağız. Bataryayı da pirincin içine koyacağız. 2 gün bekleteceğiz. İlerleyen videolarımızda zaten bunların farklı takipleri var. Farklı telefonlar da var elimizde. Onlardan da bahsedeyim size. Diğer bir telefon. Bu telefonu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Telefon. İçindeki malzemeleri saymak, kılıfı, şarj aleti, USB'si, USB başlığı. Ya çok enteresan doldurmuşlar bunun içini. Telefon dışında her şey var. Yani böyle hesabını yapacak olursak. Bu telefonlar şu an dünya genelinde Çin malları, ucuz Çin malları olarak çok aşırı derecede satılıyor. Şu telefon. Kutusu, ambalajı bayağı şey. Şöyle. Neyse bunu bir sonraki videolarımızda takibini yapacağız. Bir telefon daha, bu telefondan geldi ama telefon Samsung Galaxy S5 yazıyor. İçini açtık biz. Xperia. Bunu gördük. Yani telefon içini kurcalama fırsatım bile olmadı. Kılıfı da var. Batarya. USB kablo koymuş Hexa'dan. Kulaklığını koymuş. Bunlar Wi-Fi'ye girmiyor ya. Telefonlar Wi-Fi'ye girmiyor. Ama çoğunlukla gelen şikayetlere baktığımızda özellikle bunu alan kullanıcılar çok var. En büyük sıkıntıları telefon internete girmiyor. Böyle bir sıkıntı varmış. Ben şu bizim çakma S5 minimizi merak ettim. Şunu bir kurulayalım şöyle. Bir kendine gelecek mi bakalım. 2 gün beklemeyi ben dayanamam şimdi 2 gün bekle. Allah sim kartı üzüldüm ya. Herhangi bir belirti olacak mı? Yok, herhangi bir belirti yok. Bunu rahat bir 2 gün pirince bulgura yatırırsak kendine gelir. Ya da şöyle bir durum söz konusu. Batarya boş dedi ya. Telefon çalışmadı. O da olabilir. O da olabilir. Onu da şey yapacağız. Bu şekilde çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonları, tanıtımları, arızaları, iyi yönleri, kötü yönleri kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.